Arkadaşlar merhabalar, 7 serisinin bu videosu benim kanalda yayınlanıyor. Birbirinden değerli 7 mükemmel hocanın 7 mükemmel sorusuyla karşı karşıya kalacaksın. Bu videoda çıkması muhtemel soruları göreceksin. Hadi bakalım soruları görelim. Şimdilik sadece ve sadece benim soru bankasında olan ve yakında ÖSYM'nin soru havuzunda olacak olan bir soruyla karşı karşıyasın. Ağırlık merkezinin tanımıyla ilgili mükemmel bir soru. Evet, ben sana soruyu şöyle bir özetleyeyim. Birim karelere şöyle bir D doğrusu bir de AB doğrusu çizilmiş. Bu ağırlık merkezi ABC üçgeni çizeceğiz bir tane. Ağırlık merkezi de şu mavi doğrunun üstünde olsun diyor. C köşesi birim karenin üstünde olsun diyor. Bir de bu mavi doğrunun üstünde de ağırlık merkezi olsun diyor ya. Soruyu özetliyorum sana. Bir de birim karelerin köşesinde olsun diyor. Şimdi hadi bakalım. Çizilen bu üçgenlerden çevresi en büyük olan ABC üçgenidir diye soru söylenmiş bize. Hadi bakalım şu üçgenler hangileri oluyor ona bakalım. Şimdi burada bu mavi doğrunun üstünde ağırlık merkezi burası olan. Ama öncelikle ağırlık merkezi olması için ne olması lazım? Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacak. Ve burası ağırlık merkezi ise 1'e 2 oran olacak. Değil mi? Ağırlık merkezinin tanımı bu. Evet, ağırlık merkezi eğer buradaysa bizim kenar ortay olması lazım. Ağırlık merkezinden geçen bir üçüncü köşeden gelen ne olacak? Kenar ortay doğrusu olacak ki. Hocam kenar ortay doğrusu da 3 birim 3 birim tam buradaki noktadan geçecek. Yani bizim şuradaki ağırlık merkezinden geçen ve ağırlık merkezinden ve kenar ortay tam bu orta noktadan geçen doğru parçası bu. Şu kenar ortay uzunluğunu çizmeye çalışıyorum. Hocam kenar ortayda da 1'e 2 oran vardı. Burası 1 1 kök 2 birimse 1'e 2 oranından dolayı 2 kök 2 olması lazım. Kök 2 kök 2 2 kök 2 de burası yapıyor. Yani üçgenlerden bir tanesi bu oluyor arkadaşım. Şu kırmızı üçgen. Evet, gördüğün üzere bir üçgen çizdik. Bak şu üçgende bak buradan geçen hem 1'e 2 hem de kenar ortay şartı sağlanmış oldu. Peki başka çizebiliyor muyuz? Hocam ağırlık merkezi peki burada olursa ne olacak? Ağırlık merkezi buradaysa kenarortay olması için şunun olması lazım, değil mi? Şuradaki çizdiğim bir parça. Bak 1'e 2. Şurası 2 birimse 4 birim yukarı çıkmam lazım. 2 birim burada, 2 birim burada. Bir köşe burada olursa, yani bizim üçgenimiz böyle olursa da yine bu şartların hepsi sağlanıyor. Bak ABC üçgenimiz bu şekilde de olabilir. Yine bak 2'ye 1 oran var, yani 4'e 2 oran var. Bir de kenarortaylık var. Tam da ağırlık merkezi de buraya düşmüş oluyor. Peki başka var mı? Hocam bizim şu mavi doğrunun üstünde şu köşede olursa ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi burada. Kenarortay buradaysa hop şöyle bir şey olması lazım. Burada da yine 1'e 2 oran olması lazım. Dikkat et şimdi. 1, 3 burası kök 10 değil mi? Evet. Yani şurası kök 10'sa buranın 2 kök 10 olması lazım. Hocam kök 10'u elde etmek için ne yaptım? 1 sola 3 yukarı. 1 sola 3 yukarı. Buraya gelirim. Bir daha kök 10'u elde ederim. Ama burada 1'e 2 oran olacak ya. Bir daha kök 10. 1'e 3. Yani tam şurada olursa, yani bizim C noktası burada olursa, ABC üçgenimiz böyle olursa yine bizim şartlar sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Çünkü dikkat et, hem 2'ye 1 oran var hem de kenar ortaylık şartı sağlanmış oldu burada. Peki başka yapabiliyor muyum? Bak çizdiğim üçgenlerden en büyüğü siyah oldu. Peki bir de ağırlık merkezi burada olursa, tam olarak şurada olursa, ağırlık merkezi burada olduğunda da hocam kenarortay doğrusu bu olacak. 2, 4. 2 kök 5 burası. Yani bu uzunluk 2 kök 5 iken diğeri de 4 kök 5 olacak. Bir daha bakalım. 2'ye 4 gittiğimde buraya gelirim ben. Bak şimdi dikkat et. 1, 2. Şimdi ağırlık merkezi şurası seçtiğimde. 2'ye 1, 2, 3, 4 buraya gelirim. Bir daha 2 kök 5 elde ederim burada. Sonra bir daha 2'ye 4 yukarı çıkamıyorum. En azından birim karelerin içerisinde olmuyor burada. O yüzden ağırlık merkezi burası olduğunda bir ABC üçgeni çizemiyorum. Şimdi bizim şu kırmızı, mavi ve siyah olanlardan hangisi en büyük üçgenimiz arkadaşım? Bu. İşte çizilebilecek en büyük üçgen ABC üçgeni demişti. O zaman C noktası kesinlikle burası. Bu ABC üçgeninde en uzun kenar hangisidir diye soruluyor. Şansa bak, bir dik üçgenle karşı karşıyayız. Hocam şu kenar kaç? 6. Bu kenar kaç? 9. X'lik. Buraya da X diyecek olursam bu ABC üçgeninin en uzun kenarı hipotenüs oluyor ya. X'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 9'un karesinden mi yapıyorsun hala? Sakın. 6 ve 9'daki ortak çarpan 3. 3 çarpı 2 burası. 3 çarpı 3 burası. O zaman burası da X'de 3 çarpı kare küçüğünde geri kalanların kareleri toplamı. Yani 4 artı 9 yapar. Cevap 3 kök 13 çıkar. Mükemmel bir soruydu. Cevap D seçeneği oldu. Canlarım, 70 günde TYT Matematik Kampı soru bankamızdan 2024 TYT'nin ilk 10 sorusunun içerisinde çıkma ihtimali olan, potansiyeli yüksek olan, içerisinde rasyonel sayı ve ondalık sayı kazanımlarını aynı anda barındıran güzel bir yeni nesil soruyu sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. İsterseniz Önce bir soruya bakalım, sonra da soruyu çözmeye çalışalım. Buyurun. Bakalım ne diyor? Birimi santimetre olan bir cetvelin her iki ucunda da 2,5 santimlik boşluklar bulunuyormuş. Bu cetvel 7,3 santim noktasından 2'ye bölündüğünde biri kısa, diğeri uzun iki parça elde ediliyormuş. Yani şuradan tam bölündüğü kısmın 7,3 santime denk geldiğini söylemiş. TYT matematik sorularında soruda verilen bilgiyi şeklin üstüne ufak ufak notlar almanız soruyu hızlı çözmenizi sağlar. Aman unutmayın. Yukarıdaki şekilde kısa parça gösterilmiş. Demek ki bunun kalanı da uzun parça. Cetvelin kısasının uzununa oranı 7/13 oluyormuş. Buna göre bölünmeden önce bu cetvelin üzerinde yazan en büyük tam sayı değeri, yani sağa doğru cetvelin en büyük sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada bunu böyle tamamlamak kağıt üstünde zor olabilir. Hiç kendinizi kasmayın. Şöyle bir şekil kendiniz çizin arkadaşlar. Şimdi şuradan 7,3'ten bölünmüş. Yani buraya şöyle 7,3 santim diyeceğim. Bir de başta 2,5 santim boşluk, aynı şekilde sonda da 2,5 santimlik boşluk var. 7,3'e kadar olan kısma kısa kısım demiş soru. Geri kalan kısma da uzun kısım demiş. Bize en büyük tam sayı değerini soruyor. Şimdi biz kısa kısmın toplamını bulabiliriz bakın. Baştan buraya kadar 2,5 santim. Burası sıfır noktası gördüğünüz gibi. 0 ile 7,3 arası da zaten 7,3 santim. 7,3 ile 2,5'u toplayacağız o zaman. Gelin şurada toplayalım. Diyelim ki 2,5 artı 7,3. Topladığımız zaman ne yapar? 8,9, 9,8. Yani kısa parçanın uzunluğu tamamen 9,8. Bakın soru demiş ki kısasının uzuna oranı 7/13. Yani kısaya eğer 7x derseniz uzuna 13x diyormuşsunuz. Kısayı biz 9,8 bulduk. 7x eşittir 9,8 ise 98'i 7'ye böldüğümüz zaman 14 yapar. Bir de virgül atarız. X eşittir 1,4. 1,4'ü yerine yazarak uzunu da bulabiliriz o zaman. Uzun eşittir 13x. Yani x yerine de 1,4 yazalım. 13 çarpı 1,4. Bakın burada pratik çarpma yapacağız. 13 çarpı 14/10 aslında orası. Yani 13 ile 14'ü çarpıp 10'a böleceğiz. Yani 13 ile 14'ü çarpıp bir virgül atacağız. 13 ile 14'ü çarparken ben şöyle yapıyorum. 13 ile 13'ü çarpıyorum, sonra bir tane daha 13 ekliyorum. 13 kere 13 169, karesini biliyorum onun 13'ün. Üstüne 13 daha eklersem 179, 182. Bir de virgül attım, 18,2. Yani uzunun 18,2 olduğunu buldum. Kısa parçası da zaten 9,8. O zaman biz 9,8 ile 18,2'yi toplarsak boşluklarla beraber cetvelin uzunluğunu buluruz. Ama boşluklarla beraber. Topladığım zaman burası 0 yapar. Burası 7, bir daha 8, 28,0. Yani 28 yapar. Bu cetvel toplamda 28 santimmiş. Ama başında 2,5 santimlik ve sonunda 2,5 santimlik, toplamda 5 santimlik bir boşluk var. O zaman 28 santimden 5 santimlik boşluğu çıkarttığımız zaman geriye 23 santim kalır. Dolayısıyla cetvelimiz en büyük tam sayı değeri olarak 23'ü gösterir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Çok güzel, çok etkili bir soru ve TYT'nin ilk 10 sorusunun içerisinde karşımıza çıkabilecek bir soru. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım çözebilmişsinizdir. Umarım çözümünü anlamışsınızdır. Görüşürüz. Canım arkadaşlarım, selamlar, ben SML Hoca. 7 soru serisinde bu hafta sizlere çok güzel bir hız problemi çözeceğim. Problemi uzun uzadıya denklem kurarak değil de biraz böyle mantık yoluyla çözeceğim arkadaşlarım. Sizlere bunun da yolunu göstereceğim. Ve bu soruyu ise 40 soru serisi problemler kitabımdan aldım. Fevkalade bir soru. Gelin birlikte çözelim. Hadi bakalım. Soru karşımızda. Aşağıda dairesel bir pist belli aralıklara bölünmüş. AB parçası var, BC parçası, CD parçası ve DA parçası var. Aşağıdaki tabloda dairesel koşu pistindeki aralıkları sabit hızla hareket eden bir bisikletlinin kaç dakikada aldığı gösterilmiş. Şimdi AB arası 10 dakikada alınıyormuş. Hemen buraya 10 dakika yazdım. BC arasını 20 dakikada alıyormuş. CD arasını yine 20 dakikada ve DA arasını da 40 dakikada alıyormuş. Unutma ki hızı sabit, sürekli aynı hızla hareket ediyor. Bu bisikletli A noktasından ok yönünde saat 10'da, bak saat 10'da sabit hızla harekete başlayıp her noktada hızını 2 katına çıkarmış. Yani mesela A'dan başladı yine sabit hızla, B'ye geldiği an hızını 2 katına çıkarıyor. C'ye geldiği an BC arasında kullandığı hızı yine 2 katına çıkarıyor. Ve D'ye geldiği an CD arası kullandığı hızını yine 2 katına çıkararak ilerliyor. Buna göre bu hareketli tekrar A noktasına saat kaçta gelmiştir diye sorulmuş. Şimdi şunu yapacağız. Ben öncelikle burada aynı hızı kullandığım için burayı yine 10 dakikada alır diyeceğim. Daha sonrasında aynı hızda 20 dakikada aldığı bir yol vardı ama bu sefer hızını 2 katına çıkardığı için sürede yarısına düşecektir. Yani burayı da 10 dakikada alacaktır. Şimdi bu kısmı 10 dakikada almıştı ve dikkat ettiysen hızını yine 2 katına çıkaracak. Yani az önce aynı hızla, az önceki hızla 20 dakikada aldığı bir yol vardı ve artık hızı 4 katına çıkmış oldu. Çünkü burada 2'ye katladı, burada da 2'ye katladı. Böylelikle hızı ilk hızının 4 katına erişmiş oldu. Demek ki sürede 4'te 1'ine düşecek. Yani burayı 5 dakikada alır diyeceğiz. Ve ilk hızı artık şuraya noktaya geldiği an 8'e çıkmış olacak. 8 katına çıkmış olacak. Şimdi buraya bakıyorsun, ilk hızıyla 40 dakikada aldığı bir yol var. Hızı 8'e katlarsa 8'de 1'ine düşecektir zamanda. Yani 5 dakikada da burayı alır diyeceğiz. Yani toplam harcadığı süre artık 10 dakika burada, 10 dakika burada etti 20 dakika. 5 dakika burada 25, 5 dakikada burada 30 dakikada tekrardan dönüp dolaşıp A noktasına dönmüş olacaktır. Yani bu da bize saat 10'da yola çıktığına göre demek ki 10.30'da tekrardan A noktasında olmuş olacak deriz. Cevabımız C şıkkı olur. Sonraki sorularda görüşürüz. Hoşçakalın. Canım hocam, bir tane hocam, bize öyle bir konu söyleyin ki TYT fizikte kesinlikle soru gelsin. Isı ve sıcaklık. O zaman ısı ve sıcaklık ile ilgili TYT fizik soru bankamızdan çok güzel bir soruyla dersimize devam edelim. Soru da bize diyor ki iki farklı sıvının karıştırılmasıyla elde edilmiş karışım ısıtıldığında kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? En önemli nokta grafiğin ne grafiği olduğuna bakmaktır. Yani bu grafik kütlenin zamanla nasıl değiştiğini gösteren bir grafik. Hemen buna bakmadan soruya atlarsak soru kesinlikle yanlış çıkar. Şimdi bizim bir tane kabımız var. Bu kabın içerisinde iki tane sıvıyı karıştırdık. Bildiğimiz sıvılar olsun bunlar. Bir tanesi su olsun, bir tanesi alkol olsun. Su ve alkolü karıştırdığımızda elde edilen karışımın kaynama sıcaklığını nasıl hesaplayacağız? Şimdi suyun normal şartlar altında kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecedir. Alkolün normal şartlar altında kaynama sıcaklığı 78 santigrat derecedir. Peki bu karışımın kaynama sıcaklığı nedir? Hocam 78 ile 100'ü toplayalım. 178, yarısını alalım, 89. 89 derecede bu kap kaynar hocam. Öyle bir dünya yok. Öyle bir hesap yok. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bu karışımın diyelim şu anda sıcaklığı 60 derece olsun. Biz bunun sıcaklık zaman grafiğini çizmeye çalışalım. Burası sıcaklık olsun. Burası da zaman grafiğimiz olsun. Yani ısıtıyoruz. Isıttıkça kaptaki sıcaklık giderek artacak. Burası da zaman. Şimdi karışımın başlangıçtaki sıcaklığına ben ne dedim? 60 derece olsun dedim. O zaman grafiğe buradan giriyorum. Alttan ısıyı verdiğimiz anda karışımın sıcaklığı artmaya başlar. Yani 65 olur, 70 olur. 75 olur, böyle güzel güzel artmaya devam eder. Ve şöyle bir şey olur. Artar artar artar. 78 dereceye geldiği anda alkol der ki kardeşim ben ayrılıyorum. Çünkü 78 derece benim kaynama noktam. Ben artık kaynıyorum der. Kaynadığı için kaptan buharlaşmaya başlar. Yani ayrılır. Kaptan alkol ayrıldığı için kaptaki kütle giderek azalır. Çünkü alkol artık oradan ayrılıyor. Yani alkol hal değiştiriyor. Kaynama bir hal değişimidir. Dolayısıyla hal değiştirirken kaptaki sıcaklık asla değişmez. Yani kaptaki suyun sıcaklığı da 78 derecede kalır. Alkolün sıcaklığı da 78 derecede kalır. Ta ki bütün alkol buharlaşıp yok olana kadar. Alkolün tamamı bittikten sonra kap tekrar sıcaklığı artmaya başlar. 80 olur, 85 olur, 90 olur, 95 olur. Ve 100 derece olduğunda su der ki kardeşim burası benim kaynama noktam. Yani 100 derecede ben kaynıyorum der. Yani hal değiştirmeye başlar. Hal değiştirdiği için sıcaklık yine ne olur? Sabit kalır. Yani 100 derecede kalır ta ki suyun tamamı tükenip bitene kadar. Şimdi bu grafiğe zaman eksenlerini yerleştirelim. Yani burası hangi aralık? Burası hangi aralık? Burası hangi aralık? İşte burası da hangi aralık şeklinde. Öncelikle bizim sıcaklığımız artıyor ama kaptan herhangi bir şekilde sıvı ayrılışı olmuyor. O zaman burası 0 ile T aralığı. Bak 0 ile T aralığında gördüğün gibi kütle ne yapmıyor? Değişmiyor. Çünkü kaptan ayrılan, hal değiştiren bir sıvı yok. Ancak T ile 2T aralığında kütle giderek azalıyor. Çünkü burada alkol kaptan ayrılıyor. Yani burası T ile 2T aralığı. Burada alkol hal değiştiriyor. Okey mi? Şimdi 2T 3T aralığı tekrar kütle sabit. Çünkü kaptan kimse ayrılmıyor. 2T ile 3T aralığında suyun sıcaklığı artıyor ama hal değişimi yok. O zaman buraya 3T'yi yazdım. 3T ile 4T aralığında da su kaptan ayrılıyor. Yani yine kaptaki kütle azalıyor. 3T ile 4T aralığında ben şurası olduğunu düşünebilirim. Artık soruyu çözebilirim. 0T arasında Karışımdaki sıvılardan biri hal değiştirmektedir diyor. 0 ile T aralığında kütle azalmıyor ki kardeşim. Eğer hal değiştirme olsaydı kaptan sıvı giderdi, kütle de azalırdı. Yani burada bir hal değiştirme olayı yok. T2T aralığında karışımın sıcaklığı değişmez diyor. T ile 2T aralığında alkol hal değiştirdiği için karışımın sıcaklığı 78 derecede sabit kalır. Dışarıdan alınan ısı hal değiştirmek için harcanır. Kesinlikle sıcaklığımız değiştirmez çünkü hal değiştiriyoruz. 2T anında kapta yalnızca bir tür sıvı bulunur. Çünkü 2T anında artık alkolün tamamı bitti, buharlaştı. Artık suyun sıcaklığı tekrar 80-90 diye 100'e doğru gidiyor. Yani tam 2T anında kapta alkol gitti, sadece su kaldı. O yüzden bir tür sıvı vardır. Bu da doğru, sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz. Canlar, 7 serisindeki konumuz asitler, bazlar, tuzlar. Haydi bakalım sorumuzu çözüyoruz. Elif demiş, laboratuvarda etiketi olmayan ama içlerinde HCl, nitrik asit ve potasyum hidroks çözeltilerinin olduğu XYZ şişelerini doğruca etiketleyebilmek için bazı deneyler yapıyormuş. Buna göre acaba hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi deneyleri bir analiz edelim istersen. Diyor ki çözeltilere demir metali eklerse X ve Z örneklerinde gaz çıkışı var ama Y'de gaz çıkışı yok. Bu şu demek, gaz çıkışı varsa tepkime var demektir. Yani ben burada demiri X'e atıyorum, burada bir tepkime var. Aynı demiri ben ne yapıyorum, Z'ye atıyorum, bir tepkime var. Ama Y'de herhangi bir tepkime yokmuş Y çözeltisinde. Devam ediyorum bakalım. Diyor ki bakır metali sadece Z'de tepkimeye girebiliyor. Çünkü Z'de gaz çıkışı varmış. X ve Y'de yokmuş. O zaman bakır da Z'de tepkimeye girebilir. Diğerlerinin tepkimeye giremez. Şimdi bu nasıl olur? Elementlerin özellikleriyle alakalı bir şey. Biz şimdi elementleri, yani aslında metallerimiz burada çok önemlidir. Metalleri biz ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? Aktif metaller ve tabii ki aktif olmayan metaller, yani soy metaller. Şimdi burada tam soy metallerimiz var, yarı soy metallerimiz var. Bunların sayısı 5'tir. Bunları bilirsek diğerleri aktif zaten. Bunları şimdi yazıyorum, yani soy metalleri yazıyorum. Kimdir onlar? Altın, platin. Bunlar tam soy metal. Bunlar hiçbir asit ve bazı tepkimeye zaten giremez. Zaten burada örnekleri de yok. Devam edelim bakalım. Diğerleri yarı soy metallerdir. Bunlar kimlerdir derseniz civa, bakır ve gümüş. Bunların özelliği, bu metallerin özelliği sadece asitlerden sülfürik asit ve nitrik asite tepkimeye girebilmesi. Zaten bazıları tepkimeye giremez de sadece nitrik asit ve sülfürik asite tepkimeye girer. Bak burada kim var örnek olarak? Bakır var. He, o zaman demek ki burada örneklere bakalım. Evet, burada nitrik asitle tepkimeye girebilir. Evet, demek ki o zaman Z ile tepkimeye girebiliyordu ya bakır. O zaman Z'nin özelliği ne oldu? Z'nin nitrik asit olduğunu anlayabiliyoruz. Peki devam edelim bakalım. Şimdi demir kim? Demir bu 5 metalden harici bir element olduğu için ve metal olduğu için aktif bir metaldir. Aktif metaller tüm asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. O zaman demek ki zaten Z burada nitrik asitti. X kimdir? X de bu durumda HCl de bir asit olduğuna göre demek ki X de burada HCl olmuş oluyor. X'i de bulmuş olduk. Peki diğeri kim? Diğeri de zaten sodyum hidroksit kaldı. O da Y'dir zaten. Sodyum hidroksitle tepkimeye girebilmesi için o metalin amfoter özellik göstermesi lazım. Ki amfoter metallerde benim sana aldığım pabuçları çarık mı zannettin diye kodladığımız bu 6 elementtir. Şimdi bakalım biz şimdi yorumlayalım. Şimdi X ve Y çözeltiler arasında nötrleşme tepkimesi meydana gelir mi? Evet bak, X bir asit, Y de bir baz. Dolayısıyla asit baz tepkimeye girerek nötrleşme tepkimesi meydana getirir. Birinci öncülümüz doğru geldi. Y çözeltisindeki OH iyonları sayısı H artı iyonları sayısından fazladır. Y zaten baz. Bazdaki OH iyonları sayısı H arttan fazladır. Bu da doğru gelir zaten. Derişik Z çözeltisiyle, ki bakın burada Z çözeltisi nitrik asitli biliyorsunuz değil mi? Bunu söylemiştik. Bu demirle, ki demir aktif metaldir. Aktif metaller asitler tepkimeye girerek ne açığa çıkartır? Hidrojen gazı açığa çıkartır. Ve bakırla tepkimeye girerse, bak bakırla tepkimeye girebiliyor zaten Z, nitrik asit olduğu için. Derişik olursa NO2 gazı açığa çıkar. Eğer seyreltik olsaydı NO gazı açığa çıkartır. Bu bilgiyi de bilmemiz lazım. Bu da çıkabilir karşımıza. Ve burada doğru gelmiş, görüyorsunuz ki. Cevap da bu durumda 1, 2, 3, yani E seçeneği olur deriz. Evet, bu şekilde güzel bir soru çözdük. Umarım verim almışsındır. Hadi bakalım diğer sorular sana ödev. Tabloda 4 tane omurgalı hayvan türü verilmiş ve bu hayvan türlerinin ergin bireylerinde bulunan bir yapı ya da özellik artı, bulunmayan özellikler eksi işaretiyle gösterilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi buradaki temel prensip şuydu. Eğer bir yerde kıl görüyorsanız hemen memeli yazıyorsunuz. Eğer bir yerde tüy görüyorsanız bu da kuşa ait. Şimdi iki tanesini çözdük bile. Diğerlerine bakalım. Değişken vücut sıcaklığı. Hocam değişken vücut sıcaklığı balıklarda, amfibilerde, sürüngenlerde. Doğru mu? Peki bu değişken vücut sıcaklığına sahip olup 4 odacıklı kalp yapısına sahip olmak. Bakın şöyle 2 ve 4'ün değişken vücut sıcaklığına sahip olduğunu, yani şunlardan bir tanesi olduğunu söylüyorum. Ama bunlardan hangisinin kalbinin 4 odalı olma ihtimali var? Hocam şimdi balıklarda 2, amfibilerde 3, sürüngenlerde ise 3 ve yarım perde var. 4 yok. İşte burada aslında timsah özelinde bir soru sorulmuş. Yani 4 nolu birey sürüngenlerden özellikle timsahlara ait olabilir. Çünkü soğukkanlı olacaksın. Yani değişken vücut sıcaklığına sahip olacaksın. Ve 4 odalı kalbe sahip olacaksın. Burada ifadeye hemen timsaha yapıştırın. Peki. Şimdi 2 nolu birey için balık mı, amfibi mi? Bakıyorum hocam solungaç solunumu var. Ve biz burada canlının ergin bireyini söyleyeceğiz. Ergin bireyini düşüneceğiz. Şimdi mesela öğrenci şunu söyleyebiliyor. Hocam amfibilerde de solungaç solunum var. Ama larva döneminde, ergin döneminde değil. Peki o zaman 2 nolu bireyin solungaç solunumu varsa, değişken vücut sıcaklığına da sahipse, şöyle 4 odalık kalbi de yok. Güzel. O zaman ben buraya bir balık yazayım. Tamam. Peki 1 numaralı tür yavrusunu sütle besler, bir memeli. Doğru. 2 numaralı tür kemikli balıklar sınıfına ait olabilir. Olabilir. 3 numaralı türün bazı bireylerinin kemiklerinin içi boştur. Kuşlar uçmak için özel bir adaptasyon. Ki kuşların ürik asit atması, işte mesane gibi bir yapıların olmaması, ağızların işte sivri bir şekilde olması, kemiklerin içerisinde hava boşluklarının bulunması, bu tarz arkadaşlar adaptasyonlar uçmayı sağlayan adaptasyonlardır. 4 numaralı tür amfibi olabilir. 4'e amfibi, hayır hocam oraya bir sürüngen dedik zaten. Tamamı sınıflandırmada aynı şubede, kaldı ki biz zaten onun kopyasını verdik. Omurgalı hayvan, omurgalılar şube. Yani hayvanlar alemi, omurgalılar şubesi, atıyorum işte memeliler sınıfı, etçiller takımı gibi bu tarz ifadeleri de gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Şimdi hemen hızlı bir tekrar yapayım bu soruyla alakalı. Çünkü omurgalı hayvan spesifik olarak böyle çok detay sorulmasa da temel prensipler sorulabilir. İşte bunlarda kapalı kan dolaşım var. Yani atar toplar damar arasında kılcal damar var. Boşaltım organları böbrektir. Bunlarda hemoglobin denilen oksijen taşıyan yapılar bulunur. Bunlar ortak şeyler. İşte sırtta sinir şeridinin olması, kaslı kuyruk embriyonik dönemde ortak özelliklerdir. Bir de hemen hızlı bir şu ifadeyi kullanayım. Mesela tamamı eşeğiyle ürer diye bir ifade hatalı. Çünkü hatırlarsanız bazı sürüngen türlerinde hiç erkek birey yoktu. Partenogenezle üreyebiliyorlardı. Buna da dikkat edin. Hani böyle bir omurgalı canlı dediğimiz zaman böyle gelişkin bir canlı akla gelir. Bu unutulur genelde. Bunun dışında da çok böyle detayın detayı bir soru şahsen ben beklemiyorum. Ama eklem bacaklara yine de dikkat edin. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin. Müthiş bir karma dil bilgisi sorusuyla devam ediyoruz gençler. Biliyorsunuz ki sorumuz dil bilgisi soru bankamızdan. Evet, sayfalarımız şimdi kaça açılsın? Sayfalar 127'yi göstermekte ve 6. soru açılsın bakalım. Karma dil bilgisi biliyorsunuz ki ÖSYM'nin en sevdiği soru tiplerinden. Bu soruyla birlikte biz pek çok konuyu da bir sınayıp bir tekrar etmiş olacağız. O zaman hazırsanız başlasın bakalım sorumuz. Evet, ne demişiz? Bir paragrafımız var ve bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişiz. Buradaki esas nokta ve bu senede 2024 YKS'de de gelebilecek bir soru tipi, tek tek cümlelere bakmak ve oradan bazen 2 tane yargı verilebiliyor. Biri doğru, biri yanlış olabiliyor. Bunlara dikkat ederek ilerlemek olacak arkadaşlar. Ne demiş bize? Birinci cümlede yanındaki durum ekiyle kaynaşmış bir edat kullanılmıştır. Mesela bu soruda ben ne yapacağım? Önce edatı bulmuş olmam gerekiyor. Bir edatı bulalım. Pele 23 Ekim 1940'ta doğduğu, 11 yaşında keşfedilene kadar ayakkabı parlatıyordu. Kadar dediğimde edattır. Peki önünde bir durum eki var mı? Hemen bir bakıyorum. Kadarın önünde evet EA durum ekini görüyorum. EA neydi bir hatırlayalım birlikte. Yönelme hal ekiydi değil mi? Yani burada yönelme hal ekiyle birleşmiş bir edat vardır. O halde bunu eledim. İkinci cümlede bağlaç 2 yargıyı birbirine bağlamıştır. Hemen bakıyorum. Kariyerine Brezilya Ligi'nin o zamanların en iyi takımlarından Santos'ta başlamış ve yine kariyerini ünlü bir kulüp olan Kosmos'ta bırakmıştır. Bakın şimdi 2 tane yargı demek aslında 2 tane yüklem demek. Yani 2 yüklemi bağlayan bir bağlaç var mı? Buna bakacağız. Bakalım bir birlikte. Başlamış derken başlamış yüklem, bırakmıştır derken bırakmıştır yine yüklem ve şu anda neyi görüyorsunuz? İki tane yüklem V bağlacıyla bağlandı. Dolayısıyla iki tane yüklemi V bağlacıyla bağladığıma göre Bursa seçeneğimde gitti. Üçüncü cümlede bağlaç yoktur, yalnızca edat kullanılmıştır. Hemen bir bakalım. Üçüncü cümlemizde dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul görmekteydi demişiz. Burada arkadaşlar bağlaç yoktur, yalnızca edat kullanılmıştır. Evet, bağlaç yok, bakın bağlacı göremiyoruz değil mi? Herhangi bir bağlaç yok ama edat da yok. Bu önemli, tamam mı? Yani şunu diyemezsiniz. Aa evet hocam bağlaç yok, tamam bu da gitsin değil. Az önce konuştuk ya, iki yargılı verebilir, buna çok dikkat edeceğiz. Dolayısıyla bağlaç yok evet ama yalnızca edat kullanılmıştır diyemiyorum. Edat da yoktur, dolayısıyla cevabım Ceyhan seçeneği. Ama Denizli ve Edirne'ye de bakalım, belki onları işaretlediniz. Dördüncü cümlede birden fazla edat görülmektedir. Bakalım. Nijerya Pele'nin maçını izlemek için Biafra ile yaptığı savaşta 2 günlük ateşkes ilan etmişti. Bakın için bizim çok sık kullandığımız edatlardan bir tanesi. Evet için var. İle'ye dikkat edelim demiştik. Bu çok nankör demiştik. Hatta Leyla şeklinde de gelebiliyordu değil mi? Mesela Biafra'yla da diyebilirdi burada. Yerine V getirebiliyorsak bağlaçtı. Çünkü aklımızda şöyle kalacaktı. V zaten bağlaç. O zaman ben bir şeyin yerine getirdiğimde yine bağlaç olur. Peki burada geliyor mu? Nijerya Pele'nin maçını izlemek için Biafra ve yaptığı savaşta. Hayır. Bakın burada V getiremediniz. V getiremediğiniz için demek ki bu edatmış. Tamam, zaten doğru. 5. cümlede ise sözcüğü bağlaç görevinde mi? Hemen bakıyorum. Bir başka olayda hakem tarafından atılmış seyirci ise, evet bakın, ise yoğun protestolarda bulunmuştu. Bunun üzerine sahaya geri çıkarılmıştı. Genel olarak bağlaç olması için zaten karşılaştırmaya da ihtiyaç duymanız gerekir. Burada bağlaç olmaması durumunda eğer bir şart kipi falansa buna dikkat edin. Ama zaten burada seyirci ise derken isme geldiği için herhangi bir kipeki olma durumu yok. O halde bu da gitti. Biz zaten cevabımızı Ceyhan seçeneği olarak bulmuştuk.